Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2022 yılını artık tamamlıyoruz. Bakalım yılın son ayında neler var? Konu başlıklarımız neler? İkizler burcunda dolunay var bu ay. Mars gerilemesi devam ediyor. Jüpiter Koç burcuna geçecek ve Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 22 Aralık'a kadar Yay burcunda ilerleyecek ve 8 Aralık'ta 15 derece İkizler burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay Mars'la birleşiyor. İkizler burcundaki Mars'la birleşiyor. Aynı zamanda 8 Kasım'daki Boğa burcundaki ay tutulmasının da tetiklendiği bir dönemdeyiz. Biraz hani zor bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Mars dünyaya en yakın pozisyonda olacak. Güneşle karşıt pozisyonda, sınır dışı dediğimiz bir derecede ve bu tabi biraz daha Mars'ın etkisini zorlaştırıcı hale getiriyor kişisel ve toplumsal alanlarda. O yüzden dolunayda ayla Mars'la tam birleştiği için huzursuz edici, sert bir dolunay olabilir. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası etkileri artacaktır. Siz çok fazla olumsuz etkilenen burçlardan değilsiniz sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 15 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa, bunlar ikizler, yay, balık, başak, o zaman Mars'tan etki aldığı için zorluklar olabilir, ama değişkenlerde gezegenleriniz bulunmuyorsa aslında ikizler sizin için dost bir burç. Hoş bazı sürprizler de getirebilir bu dolunay size. 9. evinizde olacak. Dolunayla beraber bazı seyahat planlarınız veya yolculuklarınızla ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Evet, gerileme sürecinde olduğumuz için terslikler, gecikmeler, ertelemeler de bekleyebiliriz. Yurt dışı ve uluslararası konularınız özellikle gündemde. Bir vize konusu olabilir, yurt dışına gitme, seyahat, yolculuk, yurt dışı ile ilgili bir işiniz, ticari girişiminiz veya hani online işler, internet üzerinde, sosyal medya üzerinde olabilecek işler, eğitim gibi ya da ticari aktiviteler. Yani buralarda bazı hızlı gelişmeler var. Bunlar daha önceden başlamış işlerin bir netleşmesi, bir sonuç vermesi de olabilir. Bazı arızalar, gecikmeler olabilir. Özellikle iletişim sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. İşte kullandığımız araç, gereçler, motorlu araçlar falan, hani buralarda sıkıntılar yaratabilir. Kazalara, sakarlıklara dikkat etmek gerekiyor. Sizin yakınlarınız ya da eşinizin yakınları, akrabalar, kardeşler, kuzenler, yeğenler, yani özellikle işte bazı anlaşmazlıklar varsa buralarda, hani tartışmalar, işte bazı hukuksal davalar olabilir örneğin. Hani bunlarla ilgili bazı gelişmeler olabilir, miras sorunu olabilir, bununla ilgili bir dava olabilir, haberleşme trafiğinin ya da çok fazla iletişimin artabileceği bir dönem. Gündemler çok hızlı olabilir. Biraz hani güvenilmez koşullar da oluşabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Dolunay ve onu takip eden günlerde özellikle. Evet, 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçecek. 2022 Mayıs'ında zaten Jüpiter Koç burcuna geçmişti. Ama daha sonra gerilediği için tekrar Balık burcuna döndü. Şimdi 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçecek ve artık gerilemeyeceği için 16 Mayıs'a kadar hızlı bir şekilde Koç burcunda olacak. İlişki evinizde olacak. Bu da 2023'e ilişkiler alanında şanslı gireceğinizi gösteriyor. Hani bu yıl özellikle Mayıs'a kadar olan dönemde yeni ilişkiler olabileceği gibi, işte bir evlilik konusu olabilir, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar olabilir, evlisiniz, eşinizin hayatında daha olumlu gelişmeler, maddi manevi fırsatlar olabilir, partnerinizle belki daha olumlu bir süreçte olabilirsiniz. Dolayısıyla ilişkilerde bir gelişme fırsatı, bir genişleme, daha fazla fayda görme, şanslar söz konusu olacak. Yabancılarla daha fazla karşılaşabileceğiniz ve yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili teraziler. Evet, bekarsanız evlenebilirsiniz ve 2023'ün ilk 6 ayı içerisinde Mayıs'a kadar olan dönemde bununla ilgili hızlı gelişmeler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Kış gün dönümü ve hemen takibinde 23 Aralık'ta Oğlak burcunun bir derecesi yeni ay doğacak. Bu yeni ayda gün dönümüyle birleşiyor aslında. Gezegeniniz Venüs ve Merkür de Oğlak burcunda olacak. Yani biraz da aile, yuva, İşte genel düzeniniz, özel hayatınızla ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Oğlak zaten düzen demek. Belki evde bir iş ortamı kuracaksınız, evde çalışmaya başlayacaksınız. Hani bunlar online işler olabilir, böyle iletişim, eğitim işleri falan olabilir. Biraz böyle yer değişimleri, hani taşınma,
ev alma, satma, işte aile olma, evlilikle ilgili planlar, evde yapılacak düzenlemeler olabilir. Anne baba, ebeveynlerinizle ilgili konularınız gündemde olabilir. Daha çok özel hayatınıza odaklandığınız bir süreç. Öncü burçlarımız etkilenebiliyor. Siz de terazisiniz, etkilenebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için gerçekten önemli bir yeni ay. Evlenme, yuva kurma, aile olma, evinizde yapılacak düzenler, yenilikler anlamında ya da yeni bir işe, bir günlük hayatınızda bir düzene başlama konusunda teşvik edici önemli bir yeni ay döngüsü ve Ocak ilk haftası içerisinde kadar da aslında bu devam edecek bir enerji. Ve 29 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Evet, Mars geriliyor ikizlerde, bir de Merkür gerileyecek. Dolayısıyla biraz daha zamanın yavaşladığı, biraz daha böyle günlük hayatın daha fazla bizi zorlayabileceği bir süreç olabilir. Aralık'ın son haftası özellikle dikkat edelim. Yani iletişim sorunları olabilir, aile içi ilişkilerde anlaşmazlıklar olabilir, işte evde bazı işleriniz gecikebilir, iş planlarınızda röterler olabilir, toplantılar ertelenebilir, evde tadilat yapıyorsanız işte burada sorunlar çıkabilir gibi. Yani seyahat planlarınız varsa mesela bunlar ertelenebilir ya da karışıklıklar olabilir. İlginç tesadüfler de karşınıza çıkabilir. Yani daha önceden gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Böyle yani geçmişi size hatırlatacak tesadüfler, nostaljik etkiler olabilir. Ama tabii ki retro gezegenler bize aslında bazı fırsatlar da veriyor. Yani ileri gitmek yerine bir dur, yavaşla, bir gözden geçir, geçmişe bak anlamına geliyor. Yani siz de bu dönemi şöyle bir dinlenmek için, içinde bulunduğunuz şartları bir kontrol etmek için, hazırlıklar yapmak için değerlendirebilirsiniz. Ocak ortalarından itibaren 12 Ocak'ta Mars düzelecek, 18 Ocak'ta Merkür retrosu bitecek. Bu da hani geciken konuların, işlerimizin yavaş yavaş ilerleyeceğini, şu anda hissettiğimiz tıkanıklıkların çözülebileceğini gösteriyor. Bu dönem Aralık'ta biraz daha sabırlı olmak, biraz daha yavaş olmak, biraz daha belki ana odaklanmakta fayda var sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın.